Hocam isterseniz konumuza devam edelim. Evet. Cinler gelecekten haber verir mi hocam? Hani bazen cinci hocaya giderler hocam. Onlara sorarlar. Şimdi, Bir şey kaybettiklerinde... Kur'an-ı Kur Kerim... Kur'an-ı Kerim... Gaybı ancak Allah bilir. Cinlerin verdiği haberlerin... 10 tanesinden 9'u yalandır diyor. Yani güvenilmez. 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 Evet. Kur'an söylüyor bunu. Yani. Cin suresini iyi okusun arkadaşlar. Cin çağırmak... E, ruh çağırmak diyorlar da e, Aslında burada bunların çoğunda hile var Yani e, bir dekor yaparsa e, garip hareketler oluyor dekoru yapmasa olmuyor ne demek? İşte masayı koyacak fincanı koyacak e, Şimdi normalde e, ...masanın üzerinde, ee, şöyle ağır bir vazo vesaire olsa bunun hareketi anlaşılmaz değil mi? Evet. Şimdi bu nasıl bir cin ki sadece fincanı oynatıyor. <laughs> evet hocam doğru söylüyorsunuz. Hep de fincanla yaparlar evet. Niye? Çünkü fincandan da çabuk ses gelir ufak bir hareketle. Orada birinin dizini masaya vurmadığını nereden biliyorsunuz? Şimdi ben vuracağım ama yıkılır masa diye korkuyorum. Şimdi Vurunca oynuyor. Bak su oynuyor. Görüyor musun? Bak evet. Geldi gel geldi. Evet evet. Evet hocam. Cin geldi. <laughs> Şartlandırıyor. Zaten atmosfer müsait. Niye çok güldün? Gelenler mi oldu Mustafa? Şimdi atmosfer müsait zaten. Korkulu bir e, atmosfer. Herkes ondan bahsetmiş. Ortaya da e, fincanları koyunca tabii oradan bir tık sesi gelince herkes ilk geliyor. Korkudan nereye kaçacağını. A Geldi diyor. Gelen giden bir şey yok. Hepsi numara. Böyle bir şey yok hocam. Numara. Ruh, çağır, ruh çağrılmaz zaten. Ee, yani gelen bir şey varsa da şuna e, şuna inanırım. E, cin e, kullanılır. Huddam diyorlar onlara. Cin hizmet eder. E, i̇şte şuradaki kağıdı bana getir. Ya da kağıdın içindekini bana getir. Diyebilirsin cin Cinli kullanabilirsin Getirir mi hocam? Getirir Ama e, cin cinli diyaloğu olandır ama herhalde Ama güvenir yani. misin güvenmez misin? Şimdi e, Nemir suresinde e, Süleyman Aleyhisselam Cinlere Büyük kazanlar, kaplar, heykeller yaptırdı Cinler çalıştı Ustalar var, cinler de çalıştı Cinleri çalıştırıyordu Süleyman Aleyhisselam Tam böyle asasına yaslanmış vaziyette ve onlara da ikaz ediyordu. İyi çalışın, çabuk yapın vesaire. Böyle vefat etti Süleyman Aleyhisselam. Kur'an'da Kur böyle. Asasına dayanmış şekilde vefat etti. Cinler zannediyorlardı ki bak gaybı bilmiyorlar, olanı da bilmiyorlar. Süleyman Aleyhisselam bizi gözetliyor zannediyorlar. Halbuki Süleyman Aleyhisselam ölmüş. Onlar çalışıyorlar. Kazan, bakır, alet, edevat, sanat her şeyde çalışıyor. Harıl, harıl çalışıyorlar. Süleyman Aleyhisselam böyle ruhunu teslim etmiş Allah'a. Bir peygamber düşünün. Allah ruhunu nasıl almış incitmeden? Asasıyla böyle duruyor. Ne oldu? Aylarca bu asayı kurtlar yedi, böcekler. Asa çürüdü. Bu asa çürüdü. Süleyman Aleyhisselam yere yığılınca cinler baktılar ki Süleyman Aleyhisselam vefat etmiş. Bu kadar anlamıyor bu kadar gaybı bilmiyor. Kur'an'ın ifadesi bu. Eğer gaybi bilselerdi diyor tefsirlerde. Süleyman Aleyhisselam öldü an, ya Süleyman öldü biz artık bilirlerdi. Serbestiz derlerdi. Cinlerle evlenmek yani mümkündür denebilir. Çünkü şöyle bir şey var. Aklı başında bunların mahkemesine çıkmış. Bunlarla cinlerden bir kadın kendisine musallat olmuş. Birden fazla insan dinledim. Kimi doktor vesaire dinledim. Yani yok demek için her şeyi inkar etmek, araştırmak lazım. Yok demek zor olabilir diye geçiyorum ama her şey mi onlardan? Hayır. Dediğim gibi olayların yüzde 99 başka sebebi var psikolojik, fiziki. Yüzde bir, binde bir böyle olabilir gaybı bilemezler. Eşyanın yerini söylerler. Bakarsın ama doğru olur, doğru olmaz. Çoğu zaman yanıltabilirler. Onda dokuzu yalandır diyor. Yanlış evet. söylerler. Şeytanın yaşadığı, cinlerin yaşadığı, şeytanla cin arasındaki ilişkiyi söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de şeytan ve kâne şeytanu minel cin ayet-i kerimesi var. Şeytan cinlerdendir. Şeytan melek değildir. Bizim halkımıza baştan beri bu yanlış öğretilmiştir. Meleklerin de bir de hocası yaparız bizim. Haşa. Meleklerin hocasıymış şeytan. Kibrinden kovulmuş ve e, tard edilmiş. Kibrinden kovuldu, tard edildi ama cinlerdendi. Meleklerden değildi. Allah onu imtihan için insanlığa musallat etti. Nerede yaşarlar? Hadiste cevabını veriyor. Mezbeleliklerde. Yani bugünkü anlamda da mikropların olduğu yerlerde. Necasetin olduğu yerlerde. Eee kemiklerin atıldığı harabe virane olan yerlerde oralarda ıssız yerlerde daha çok Çinler yaşarlar deniyor. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.